Herkese merhabalar arkadaşlar. Levia burada yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünün konusu Paris Major'a kalan takımlar olacak. Bildiğiniz gibi artık Aremar B de tamamlandığına göre Major'a geçebiliriz. An itibariyle Legends Stage'deki işte takımlar şu şekilde oldu. Heroic, Navi, Vitality, Furia, Fnatic, Bad News Eagles, Into the Breach ve Nine. Arkadaşlar şu anda totalde 8 tane takım Paris Major için Legends Stage'de oynamaya hak kazandı. Bunların zaten 4 ve 5 tanesinin hatta 6 tanesinin hala hazırda stickerları bulunuyor. Heroic, Navi, Vitality, Furia, Fnatic Batman Seagulls'ın zaten kendi stickerları mevcut. Ama Into the Breach ve Nine organizasyon tarihlerinde ilk defa Major'a katılma hakkı kazandılar ve direkt olarak Legends Stage'den katılma hakkı kazandılar. Bunlar Buradan da onları tebrik ederiz. Into the Breach ve Nine stickerları hayatımıza girecek. Paris Major'la beraber çok fazla heyecanlıyım. Özellikle de Into the Breach stickerını görmek için gerçekten can atıyorum. Her ne kadar Nine stickerı Rio'daki Gamer Legends stickerına benzese de yine de yeni takım yeni takımdır modundayım. Into the Bridge gerçekten bence çok güzel bir sticker tipi olacak. Tabi biz daha henüz Paris Major'ın sticker tipini görmedik. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Yine de ben tekrar ediyorum Into the Bridge'in çok heyecanlıyım. Ee, tekrar etmek gerekirse Heroic, Navi, Vitality, Furia, Fnatic, Battle of ve Into the Bridge ile beraber Nine Legends Stage'de oynamaya hak kazandı. Legends Stage'in hemen ardından Challenger Stage'e bakıyoruz. Burada mücadele edecek olan takımlar G2, Liquid, Ants, moss Pain, Force, OG, Complexity, NIP, Greyhound, Gamer Legion, The Mongols, Apex, Monte, Fluxo, The Cloud9, Phase maçının kazananı olacak. Lotline Phase maçı Avrupa Last Chance Qualifier'da şu anda oynanıyor. Ben videoyu çekerken oynanıyordu. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken tamamlanmış olacak. Zaten egzantrik bir haber olmadığı için beklemek istemedim. Zaten hayatımızda Phase ve Cloudline stickerları hala hazırda. Mevcut burada yeni stickerlarımız olacak. Bunlardan 4 tanesi var. The Mongols, eski IHC, Esports, Apex, Monte ki belki de benim en büyük şaşkınlıkla karşıladığım takım monte olabilir. Aynı zamanda Fluxo ve Gamer Legion. Neden Gamer Legion diyorum? Evet biliyorum Rio'da zaten Gamer Legion stickerı görmüştük. Ama Gamer Legion yakın zamanda stickerını değiştirdi ve çok iyi bir karar verdiklerini düşünüyorum. Yine güzel bir sticker ile karşılayacağız. Evet arkadaşlar kalan takımlar bu şekilde Paris Major'ın başlamasına çok az kaldı. Çok güzel sticker kapsülleri karşılayacak bizi. Özellikle de Challengers çok iyi olacak. Challengers kapsülü baya bir yatırım alacak diye düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Siz Legends Stage'den mi satın almayı tercih edersiniz? Yoksa Challengers'dan mı? Hemen yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Levia kaçar.